davetler, sergiler, haberler. İş, sanat, cemiyet. İş, cemiyet ve sanat dünyasından önemli isimleri ekrana getireceğimiz Cemiyet Hattı'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Birbirinden renkli organizasyonları, çok özel davetleri ve Cemiyet Hattı'na özel röportajları TV100 kalitesiyle her hafta ekranlarınıza getireceğiz. İlk bölümümüze başlamadan önce gelin bu hafta neler izleyeceğimize kısaca bir göz atalım. Ayşegül Dinçkök, serbest dalış dünya rekortmeni Şayka Ercümen'le yaptığı sualtı çalışmalarını yeni bir sergiyle sanatseverlere sundu. Yine sualtı fotoğraflarım, yine Şayka, yine vermek istediğim mesajlar var. Türk resminin duayen ismi Devrim Erbil'in seçmeler sergisi, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Ünlü moda tasarımcısı Julie Donibran, özel koleksiyonunu Suzan Sabancı Dinçer'in ev sahipliğinde düzenlenen bir davetle moda tutkunlarının beğenisine sundu. Julie Fransa'da yaşayan çok hakikaten çok tecrübeli bir modacı arkadaşımız. Tarzıyla her zaman fark yaratan Yasemin Özilhan, fit görüntüsünün sırrını Cemiyet Hattı'yla paylaştı. Sizler için bu hafta Cemiyet Penceresi'nden Ali Koç'un hayatına bakıyoruz. Lösemili Çocuklar Vakfı LÖSEV kuruluşunun 25. yılını ünlü şarkıcı Sıla'nın sahne aldığı özel bir geceyle kutladı. Başarılı fotoğrafçı Coşar Kulaksız'ın Arada sergisi ünlü fotoğrafçılardan tam not aldı. Cemiyet Hattı'nda her hafta ünlü bir ismi ağırlayacağımız özel köşemizde bu haftanın konuğu Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oluyor. Farklılaşayım derken acayipleşmeyeceksiniz. Sadeleşeyim derken de sıralanlaşmayacaksınız. Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Ayşegül Dinçkök bir yıllık aranın ardından Zaman ve Mekan sergisiyle suskunluğunu bozdu. Ünlü sanatçı Dinçkök'ün eserlerinin bir nevi kahramanı, serbest dalış dünya rekortmeni Şayka Ercümen ise heyecanını Cemiyet Hattı'yla bakın nasıl paylaştı. İzliyoruz. Ayşegül Dinçkök, serbest dalış dünya rekortmeni Şayka Ercümen'le yaptığı sualtı çalışmalarını yeni bir sergiyle sanatseverlere sundu. Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri Zaman ve Mekan sergisinde bir araya geldi. Birçok sergiye imza atan cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Ayşegül Dinçkök, uzun bir aradan sonra sanatseverlerle buluştu. Bugün Karma bir sergideyiz. Ben de 5 eserimle katılıyorum. Yine sualtı fotoğraflarım, yine Şayka, yine vermek istediğim mesajlar var. İstanbul'da ilk defa sergileniyor bunlar. Geçen sene Bodrum'da Zayi'de hem kitap lansmanımı hem de bu eserlerden bazılarını sergilemiştim ama iki tane eser var ki ilk defa sergiliyorum. Serbest dalış dünya rekortmeni Şayka Ercümen'le yaptığı sualtı çalışmalarında Ayşegül Dinçkök çevre kirliliğine dikkat çekiyor. Şayka'nın kuyruğuna atıklar takılmış. Çünkü suyun altı çok kirleniyor. Karada gördüğümüz kirliliğin aynısı su altında da. Ve böylece biz karaları, ormanları imha etmeye devam ettiğimiz gibi su altını da maalesef yok etmekte hızlıca yol alıyoruz. İsyan, mesaj, protesto amacıyla bu çalışmayı yaptım. Kendisi de dalış yapmayı ihmal etmeyen Ayşegül Dinçkök, su altı attıklarına tepkisini fotoğraflarla dile getiriyor. Bodrum'da ve Boğaz'da topladığımız çöplerle burada bir kolajla kuyruk olarak Şayka'ya ekledim. Aynı zamanda gördüğünüz hayalet balık ağları da
sularımızdaki canlıları çok tehdit ediyor. Ona da vurgulamak istedim. Değişik bir çalışma oldu. Verdiğim mesajlar inşallah yerine ulaşır. Bunlar eğitimle gelişecek şeyler. Umarım 30 okulda çevre eğitimi başlamış. İnşallah bu eğitimler daha fazlalaşır. Birbirinden başarılı dört sanatçının bir araya geldiği sergide özellikle Ayşegül Dinçkök'ün eserleri büyük ilgi gördü. Atıklara dikkat çekmek ana temalı eserler ilgiyle incelendi. Ünlü sanatçı Dinçkök'ün eserlerinde yer verdiği, bir nevi eserlerinin kahramanı olan serbest dalış dünya rekortmeni Şayka Ercümen ise heyecanını şu sözlerle dile getiriyor. Ben tabii çok şu an böyle mutlu, heyecanlı bir şekilde geldim. Dünya şampiyonasından kendimi sergide buldum. Geldiğimde bazı bildiğim fotoğraflar aslında çok farklılaştırılmış, üzerinde bizim su altından vermek istediğimiz bazı mesajlar daha enstalasyon şekline getirilmiş. Hala tam sergiyi tam gezemedim ama ilk gördüğüm birkaç örnek böyle benim için de sürpriz oldu. İş insanı Demet Sabancı Çetin Doğan. Metin Fadıllıoğlu ile kızı Selin Tara. Linda Kuyumcuyan. Bahar Bürker. Gülden Büyük Uçak gibi birçok tanınmış sima, sergiyi gezen isimler arasındaydı. Şimdi de sergide yer alan diğer fotoğraf sanatçısı Ceylan Atuk'un yanındayız. Atuk, mekanların tarihleri üzerine yaptığı araştırmaları eserlerine yansıtıyor. Eserlerimi Sarıkamış'a gittiğimde çektim St. Catharina Köşkü'nde. Daha sonra St. Catharina Köşkü'nü araştırmak istedim. Neden yapıldı bu burada, neden var? Öğrendiğime göre son çar Nikolay küçük olduğu hastalandığı için dağ havası alması için onu Sarıkamış'ta bir köşk yaptırıp oraya getirilmiş. Dolayısıyla bu köşkte işte hoşça vakit geçirirlerdi muhtemelen. Hani karlarda oynarlardı, ne bileyim şöminelerde otururlardı. Ben gezerken bunları hayal ettim. Kanada'da yürüttüğü ödüllü eserlerini görücüye çıkaran ünlü sanatçı Koray Erkaya'nın eserleri farklı teknik ve uygulamalarla göze çarpıyor. Arkamda görmüş olduğunuz işler 3 boyutlu, 24 ayar altın var içlerinde. Ayrıca 3 boyutlu başka bir lentiküler işim var içeride. Bir de benim yaptığım aynalı çerçeveler var. Cemiyet dünyasının moda tutkunları İstanbul'a ilk kez gelen ünlü moda tasarımcısı Julie de Libra'nın özel koleksiyonunu görmek için bir araya geldi. Suzan Sabancı Dinçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen çok özel davetin detaylarını getireceğiz şimdi de ekranlarınıza. Cemiyet dünyasının ünlü isimleri, İstanbul'a ilk kez gelen başarılı moda tasarımcısı Julie de Libra'nın özel koleksiyonunu görmek için bir araya geldi. And it's a huge honor to be hosted by you today, to be able to show my couture from Paris, to have a little bit of Paris in Istanbul. Tasarımcısı Julie de Libra, özel koleksiyonunu Suzan Sabancı Dinçer'in ev sahipliğinde düzenlenen bir davetle moda tutkunlarının beğenisine sundu. Julie Fransa'da yaşayan çok hakikaten çok tecrübeli bir modacı arkadaşımız. Kendisinin buradaki kıyafetlerin asıl bence en büyük özelliği kendisi sürdürülebilirliğe inanıyor. Dolayısıyla hiçbir artık fabrik veya kumaş kullanmıyorlar. Başka işlemlerden yapılmış artık kumaşları değerlendirerek kendisinin çizimini verip üretime getiriyor. Ben onlara Türkiye'yi tanıtmak, Türkiye'yi onlara tanıtmak için tamamen dostluk için buradayım. Moda severlerin yoğun ilgisini çeken davete Aylin Tahincioğlu, Banu Çarmıklı, Ruken Mızraklı, Heves Ekinci gibi cemiyet dünyasının tanınmış birçok ismi katıldı.
Cemiyet Hattı'nda her hafta ünlü bir ismi ağırlayacağımız özel köşemizde bu haftanın konuğu Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oluyor. Farklılaşayım derken acayipleşmeyeceksiniz. Sadeleşeyim derken de sıralanlaşmayacaksınız. İş ve cemiyet hayatından her hafta farklı bir ismin merak uyandıran hayatını mercek altına alacağımız Cemiyet Penceresi var sırada. Hayatına dair her bir detayı sizler için özenle incelediğimiz bu haftaki ünlü isimse başarılı iş insanı Ali Koç oldu. Şimdi gelin Cemiyet Penceresi'nden Ali Koç'un hayatını detaylı şekilde izleyelim. İş ve cemiyet dünyasında adından söz ettiren ünlü simaların merak uyandıran hayatlarını Cemiyet Hattı'nda mercek altına alıyoruz. Sizler için bu hafta Cemiyet Penceresi'nden Ali Koç'un hayatına bakıyoruz. İş dünyasının yanı sıra spor camiasında da başarılarıyla ön plana çıkan Ali Koç, aynı zamanda mutlu aile yaşantısıyla da örnek isimlerden biri. Başarılı, lider, karizmatik, alçak gönüllü, samimi, isminin yanında geçen özelliklerden sadece birkaçı. Sorunun içinde kendi cevabı da var. Hayat kimse için güllük gülistanlık değil. Herkesin kendi çapında dertleri var, sıkıntıları var, uğraşmak gerektiği konular var. Dışarıda mutlu görebilirsin insanı, halbuki iş dünyası hiç mutlu olmayabilir. Çok parası vardır, sağlığı vardır, mutlu değildir. Ne bileyim, çok hiç parası yoktur ama o kadar mutludur ki hangisini tercih edersin? Şimdi gelin Ali Koç'u daha yakından tanıyalım. Koç ailesinin 3. kuşak üyesi Rahmi Koç ve Çiğdem Simabi'nin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ali Koç, 2 Nisan 1967'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ali Koç 1985 yılında Londra Harrow School'dan mezun olup Rice Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. Ardından Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Henüz öğrenci olduğu dönemde aile holdinglerinin çeşitli kademelerinde görev almaya başlayan Koç, 1997 yılının sonlarına doğru Koç Holding bünyesinde üst düzey yönetici olarak yer aldı. Ali Koç, Koç Holding ve bünyesindeki birçok şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmekle birlikte, TÜSİAD'da yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak da görev almaktadır. Ali Koç, Amerika'da bulunduğu dönemde Nevbahar Demirağ ile tanıştı. Nevbahar ve Ali Koç çifti, öğrencilik döneminde başlayan aşklarını 2005 yılında evlilikle taçlandırdı. Ünlü çiftin Sadberk Leyla adında bir kızı, Kerim Rahmi adında da bir oğlu vardır. Akraba kadar, aile dostu kadar seven herkese teşekkür ediyorum. İstemeyip de benim arkamda duran herkese ve gelin bakalım. Ailesi yıllardır spor kulüplerine üye olarak destek verse bile yönetimlerinde yer almamışlardı. Ailesinin bu tutumunu değiştiren ilk isim Ali Koç oldu. Çocuklarımıza her zaman hayallerin peşinde koşmasını söyler. Bence kendi de aynı şeyi yapıyor. Hayallerinin peşinde koşuyor. Çocukluğundan beri zaten istediği bir şey bu. Fanatik Beşiktaşlı babası Rahmi Koç'a rağmen 6 yaşında Fenerbahçe maçlarına gitmeye başlayan Ali Koç'taki Fenerbahçe aşkı rahmetli abisi Mustafa Koç'tan gelmektedir. Müzik
Mustafa Koç, oğlum başka seçeneğin yok, sen de Fenerbahçeli olacaksın diyerek kardeşi Ali Koç'a da Fenerbahçe forması giydirir. 1-2-3 Fener! Ali Koç, 3 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde rekor katılım ve aldığı oy ile Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Başarılı iş hayatı ve mutlu aile tablosuyla örnek gösterilen Ali Koç, sosyal sorumluluk projelerinde de adından sıkça söz ettirmektedir. Enteresan bir şey oldu. Başkanlarımızla da oluyor. Kendi telefonlarımızdan daha yoğun geliyor. Buraya da yetişebilirsek yetişiyoruz. Çok fazla var. Cemiyet penceresinden hayatına baktığımız ünlü isim Ali Koç'a, iş hayatındaki başarılarının devamını, aile hayatında da mutluluğunun daim olmasını dileyerek haberimizi noktalıyoruz. Cemiyet hakkında her hafta ünlü bir ismi ağırlayacağımız özel köşemizde bu haftanın konuğu Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oluyor. Farklılaşayım derken acayipleşmeyeceksiniz. Sadeleşim derken de sıralanlaşmayacaksınız. Duayen ressam Devrim Erbil seçmeler sergisiyle eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de resimlerinde konu olarak İstanbul'un mimari yapılarını değişik açılarıyla ele alan Devrim Erbil'in çalışmalarını beğeniyle inceledi. İzliyoruz. Türk resminin duayen ismi Devrim Erbil'in seçmeler sergisi, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Resimlerinde konu olarak İstanbul'un mimari yapılarını değişik açılarıyla ele alan Erbil, hayalini kurduğu müze fikrini cemiyet hattıyla paylaştı. 200 parçalık bir halı koleksiyonum var. Dünyada da hiçbir sanatçının sahip olduğu bir sayı değildir. Müze yapmak istiyorum. Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye imza atan Devrim Erbil'in Seçmeler adlı yeni kişisel sergisi 25 yıllık eserlerinden oluşuyor. Son 25 yılın eserlerinden oluşan bir sergi. Hem benim değişik dönemlerimin değişik eserlerini ama seçme eserlerini gösteriyor. Hem de farklı birkaç eğilimin bu sergide toplandığını yansıtıyor. Resmi şairi olarak isimlendirilen Devrim Erbil, ülkemizde dokumacılık kültürünün mirası olarak tanımlanan halıları, kendine özel yarattığı etkiyle koleksiyonerlerinin beğenisine sunuyor. Akademide hoş olduktan sonra bu kilimlerin, halıların o rengarenk özellikleriyle olağanüstü güzellikte ürünler olduğunu gördüm. İş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin eserlerini yakından takip ettiği Devrim Erbil, halı koleksiyonunda rekor sayıya ulaştığını belirtirken, müze oluşturma hayalini de bizlerle paylaştı. Hem Türkiye'de hem yurt dışındaki atölyelerde halılar dokuttum. Benim 200 parçalık bir halı koleksiyonum var. Bu Türkiye'de değil, dünyada da hiçbir sanatçının sahip olduğu bir sayı değildir. Onun için bunları bir müze yapmak istiyorum. 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek olan Seçmeler sergisinin kuratörlüğünü ise Zeynep Öztürk üstlendi. Devrim Erbil dünyaya Türkiye'nin çok büyük şanslı olduğunu gösteren çok değerli bir sanatçımız, hocamız, hocaların hocası. Benim de çok eski yıllardan beri tanıdığım, çok sevdiğim, saygı duyduğum bir hocam. Ona küratörlük yapmak benim için bir onur, bir gururdu. Cemiyet hayatının tanınmış birçok isminin katıldığı sergide Fatih Kral ve eşi Figen Kral, Aslı Aktürk Bora Pehlivanlar çifti, Zafer Murat Mermer ve eşi Merve Mermer eserleri inceleyenler arasında yer aldı. Eserler çok güzel bir mimar olarak gerçekten sanki hiç görülmemiş bir eseri tekrardan
hissediyormuşsunuz gibi. Yani mesela gördüğümüz Galata Kulesi'ni bile orada bakarken çok farklı bir boyutta, üç boyutluymuş gibi onu hissedebiliyorsun, o dokuyu. Sergiyi gezen ünlü isimlerden Fatih Esra Öztürk çifti de sergiden eli boş dönmeyen isimler oldu. Biz Yeşil Tonlarını çok seviyoruz Devrim Hoca'nın. Yine bir Yeşil tablosunu aldık. Şimdi de sırada her hafta iş ve cemiyet dünyasından başka bir ünlü ismi konuk edeceğimiz çok özel bir bölümümüz var. En özel soruları sizler için soracak, en çarpıcı açıklamaları cemiyet hattı farkıyla ekrana getireceğiz. İlk özel konuğumuz Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oldu. Süleyman Bey ile gerçekleştirdiğim özel söyleşiyi getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. Ekranların en yeni cemiyet ve haber programı Cemiyet Hattı'nda her hafta ünlü bir ismi ağırlayacağımız özel köşemizde bu haftanın konuğu Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oluyor. Hiç vakit kaybetmeden güzel sunucumuz Melis Hazal Karagöz'ün başarılı iş insanı Süleyman Orakçıoğlu'yla gerçekleştirdiği keyifli söyleşiye geçiyoruz. Gerçekten çok renkli ve çok güzel bir showroom'dayız ve ben bu hikayeyi biraz merak ediyorum. Hikaye nasıl başladı? Şöyle önceye dönüp baktığımızda tamamdır, hayaller gerçekleşmiş diyebiliyor musunuz? Bu ülkede kendi markamızı yaratacağız. Kendi koleksiyonlarımızla, kendi markamızla tüm dünyaya ürün satacağız. Bunu söylediğiniz zaman bunu söylemek çok kolay bugün. Ama 30 yıl önce bunu söylemek gerçekten Kaf Dağı'nın arkasında hayal satmak gibi. Ama yine başlangıçta bizim iddiamız böyleydi. Ve kardeşim Haldun Orakçıoğlu ile birlikte bu şekilde başladık. Biz tabii ki globalleşen Türkiye ile birlikte erkeğin dünyasına renk getirdik. Kalıp mevzusu zordur gerçekten. Herkese yakışanı yaratmak zordur. Ve sizin burada magic kalıp dediğiniz bir hadise var. Ben biraz onu konuşmak istiyorum. Gerçekten hazır giyim unsuru olduğu zaman bu magic kalıp hadisesi nasıl oluşuyor ve herkese nasıl bu kadar yakıştırabiliyorsunuz? Ya tabii hiç kolay değil. Bununla ilgili bir anekdot anlatacağım ben. İşte bu kalıp konusu çok önemlidir. Yani ilk işte pantolonda kalıbın nasıl bir katkısı var? Her şeyden önce pantolon özellikle kalıp olarak baktığınız zaman giyen insanı yere yapıştırmayacak. Biraz daha gerçekten onun uzun gösterecek. Kadınlar gerçi bu konuda daha deneyimliler. Şimdi erkekte de bizim her şeyden önce bizim magic kalıp dediğimiz zaman daha fit göstermek, yani kiloları saklayan bir kalıp. Yani biz iddia ediyoruz mesela 90 kilo olan bir arkadaşı 80 kilo gösterebiliyoruz. Şahane. Yani aynı zamanda yani sadece bununla kalmıyor. Boyu 1.75 ise onu 1.78, 1.80 olarak algılatabiliyoruz. Ya gerçekten sinir kalıpla var burada. Tabii yani ki. Yani bu, o yüzden magic kalıp diyoruz biz buna. Artık erkek stilinde de renkler ön plana çıkmaya başladı. Erkekler daha renkli giyiniyor artık ama bunun bir nüansı var mıdır? Siz koleksiyonlarınızda neye dayanarak renk seçiyorsunuz? Aslında biz ürün satmıyoruz. Yani aynı zamanda insanların kendilerini iyi hissetmesi için, enerjisini artırması için biz onlara katkıda bulunuyoruz. Biz tamamen orada bir stil oluşturarak onun karşıdan fark edilmesini ve ayrışmasını sağlamak bizim işimiz. Burada da çok önemli bir ayrıntı var. O ayrıntı şu, ben öğrencilerime de söylüyorum yani aynı zamanda. Farklılaşayım derken acayipleşmeyeceksiniz, sadeleşeyim derken de sıralanlaşmayacaksınız. Bu ikisinin arasındaki ince çizgiyi... Ve çok zor bir çizgi gerçekten. Evet. Yani şu anda oluşturmak son derece önemli. Modaya dönecek olursak 2023 yılını yarıladık artık. 2024 yılı içinde nasıl renkler göreceğiz? Koleksiyonlar nasıl şekilleniyor? Şimdi tabii ki burada hani biz moda geçici, stil kalıcı diyoruz. Yani herkesin stili için aslında baktığınız zaman gardırobunda olması gereken bir takım ürünler var. Ama onların dışında erkeğin dünyasında şöyle bir şey var. Sıcak renkler var ama o renklerin soğuk tonları var. Yani o sıcak renkler, çünkü baktığın zaman hani biraz önce söyledik ya, acayipleşmemek. Bir de biz en fazla paça boyu, yani paça boyunun... O çok önemli değil yani, mi? Evet, paça boyunun yine aynı şekilde... Yani çok fazla ayakkabının üzerinde dökülmesini istemiyoruz. Ama çok da yukarıda da kalmamalı evet, sanki. Yani orada bir denge var. Aynı zamanda işte yine gömleklerde, yani kendi içimizde hep konuştuğumuz şeyler,
çok hafif ceketin dışında görünecek kol manşetleri. Bunlar son derece önemli. Erkekler için de artık aksesuar son derece önemli. Erkeğe en çok yakışan aksesuar nedir sizce? Sizin kullandığınız bir aksesuar var mı? Kravat, mendil. Bunlar tabii ki ürünü... Modası geçmeyecek tabii şeyler değil mi? Evet, aynı zamanda. Tabii bunlar yani bir şekilde uyumlu ve dengeli kullanıldığı zaman kıyafetin albenisini artırıyor. Türkiye'de çok güzel giyinen beyefendiler var elbette, çok şık giyinen, ama sizin dikkatinizi çeken şu isimler gerçekten bence çok şık tercihler yapıyor dediğiniz birileri var mı? Fenerbahçeli Kaptan Volkan'ın iyi giyindiğini düşünüyorum. Teoman'ın iyi giyindiğini düşünüyorum. Özellikle sahne tercihleri evet, çok iyi gerçekten. Zülfü Hoca'nın, Zülfü Livaneli'nin iyi giyindiğini düşünüyorum. Son zamanlarda Ayhan Sicimoğlu'yla bir çekim yaptık. Her ne kadar belli alanlarda stillerimiz örtüşmese bile yine bir kesişme noktamız oluyor. Öyle mi? Nedir o belli alanlar? Yani Ayhan biraz daha tabii ki cıvıltılı pırıltılı renkli şeyleri. Renkli bir karakter renkli. Değil mi? Yani Güney Amerika şeyi biraz daha Ayhan'da var. Ama yine kalıplar malıplar örtüşüyor. İlker Ayrık'la şu anda onunla çok özel bir çalışma yaptık. O da onun da önümüzdeki dönemlerde yansımaları olacak. İşbirliklerinize de dönmek istiyorum. Markayı bu kadar başarılı kılan böyle yanlar var. Bir taraftan da işbirlikleri var aslında. Spor tarafına da çok aktifsiniz. Orada neler oluyor? İşbirliği noktasında nasıl stratejiler gidiyorsunuz? Biz her şeyden önce lokal düşünmüyoruz. Global düşünüyoruz. Yani şu anda dünyanın 80 ülkesinde varsak ve yaklaşık olarak 400'ün üzerinde de mağazamız var. Dünyanın nabzı gibiyiz. Orta Asya, işte Orta Avrupa, ondan sonra İtalya, İspanya ve Güney Amerika'ya kadar gidiyoruz. 24 saat yaşıyoruz. Peki tam tersi, mevsimleri de 4 mevsim aynı anda yaşıyoruz. Yani siz şu koleksiyonlara baktığınız zaman bizim içinde bulunduğumuz, yani ülke olarak sadece içinde bulunduğumuz mevsimi yaşamıyoruz. Yani bizde ilkbahar yazsa, Güney Kutbu'nda da sonbahar kış ya da tam tersi oluyor. Aynı anda bunları da biz yani bir şekilde tedarik etmek ve 4 mevsimin koleksiyonunu bulundurmak zorundayız. Eskiden sadece bir ülkede bir tane mağaza açmak hedefimizdi. Ama şimdi pazar lideri olmayacağımız ya da ilk 3'e giremeyeceğimiz bir ülkede yani biz kesinlikle o pazara girmek istemiyoruz. Spor tarafına da biraz daha dönmek istiyorum. Şimdi detaylandırmak istiyorum. Hangi spor kulüpleriyle işbirliğiniz var? Çok fazla çünkü detaylandırmak adına sormak istedim. Bizim Beşiktaş'ımız var. Aynı zamanda tabii ki kulüplerimiz içinde Trabzonspor'umuz var. Samsunspor, İstanbulspor, yani Adana Demirspor. Yine bizim Darüşşafaka'nın çok farklı bir yeri var. Bizim gerçekten onlara destek olmak. Bununla birlikte en çok beni etkileyen Güney Afrika milli takımının özellikle giydirdiğimiz zaman futbol takımına çok büyük bir tepki oldu Güney Afrika'da. Yani sanki bizim ülkemizde marka yok da neden bir Türk markasını seçtiniz diye. Bunun üzerine federasyon başkanı falan bizleri aradılar kontakta. Dediler ki kadın milli takımında giydirir misiniz, kadın futbol milli takımında? Biz de kırmadık. Onları da giydirdik. Biraz da yalnızca Süleyman Bey konuşmak istiyorum. Sanatla olan ilginizi merak ettim. Sosyal sorumluluk projeleri ne durumda? Tabii ki aslında modayla sanat iç içe baktığımız zaman yani biz kendi içinde bu dengelemeyi önemli değer veriyoruz. Hatta galerimiz vardı yani bir sürpriz bizim yani Nişantaşı'ndaki mağazamızın en üst katında yaklaşık olarak art galerim olarak 5 yıl o galerimiz faaliyet sürdürdü. Orada birçok sanatçının enstalasyonları oldu ve biz burada ev sahipliği yaptık. Ama bununla birlikte tabii ki işim de başlangıç noktalarına geçmişe döndüğümüz zaman eşim Ahu da sanata çok değer veriyor. Hatta Ankara'nın ilk sanat galerisi de Kibele onlarınmış zamanında bundan 25-30 yıl önce. Yani biz sanat ve sanatçılarla ilgili kendi adımıza da zaten bir koleksiyonumuz var. Çoğu zaman işte burada olan organizasyonlara beraber gidiyoruz. Bunlarla ilgili bir kritik yapıyoruz. Yani bunlar bizim için önemli. Tabii ki sanatçılarımıza destek de önemli. O yüzden de İstanbul Modern'in şu anda partneriyiz. Evet, İstanbul Modern'de de önemli bir organizasyonumuz olacak önümüzdeki günlerde. Bir şey daha söyleyeceğim burada. Çünkü dünyanın en kapsamlı girişimcilik yarışmasına 2005 yılında Monte Carlo'da katıldığım zaman bana sordukları şöyle bir şey vardı. Tamam, başarılı bir iş adamı olabilirsiniz ama sadece başarılı olmak yetmiyor. Yaptığınız işin dışında topluma
ne kadar katkınız var? Yani tüm dünya aslında bunu sorguluyor. Evet, öyle bir dönemdeyiz ve zaten siz de yaptıklarınızla bunu son dereceyi karşılayan bir beyefendisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Cemiyet Hattı'nda yine çok önemli bir konuğumuz vardı. Orko Holding'in kurucusu Süleyman Orakçıoğlu'yla şahane bir sohbet ettik. Başarılı tiyatro yazarı Özen Yula'nın yazıp yönettiği, ünlü müzisyen Fahir Atakoğlu'nun müziklerine imza attığı Yüz adlı gösteriyle haber turumuza devam ediyoruz. Bana çok gurur veren bir duygu bu. Çünkü 100. yılı anlatmak öyle sanıldığı kadar kolay değil. Hele de bunu 1071 Malazgirt'ten alıp Türklerin büyük serüvenini, bu topraklardaki büyük serüvenini, 1000 yıllık neredeyse bir serüveni ve Cumhuriyet'in 100. yılını, bu çağdaş hayatın kurulduğu ve insanların bir araya geldiği düzeni anlatmak hiç kolay bir şey değil. Özen'in eseri o kadar güzel olmuştu ki, o kadar güzel anlatıyordu ki Cumhuriyetimizi ne kadar zorluklarla kazandığımızı, ne kadar zorluklarla bugüne getirebildiğimizi ve bundan sonra da sahip çıkabilmemiz ve ona gereken değeri verebilmemiz için o zorlukları anlamamız gerekti. Görkemli gösteride Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran başarılı oyuncu Ozan Dolunay, rolünü kendisine verilen bir ödül olarak görüyor. Ya bu büyük karakterlere can vermek aslında büyük sorumluluklar ama bunları sorumluluk ve baskı olarak üstünde hissedince insan altından kalkması zor oluyor. Bunu ondan ziyade bir ödül olarak ben kendi adıma düşündüm. Fatih Sultan Mehmet rolüyle seyirci karşısına çıkan sevilen oyuncu Burak Deniz, başarılı gösterinin arkasındaki kalabalık ekibi unutmuyor. Kişisel kanaatinden ziyade gerçekten de ışığı ekibe tutmaktan yanayım ben biraz çünkü biz hani işin çok basit tarafında olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten çok büyük bir emek ve çok büyük bir efor var burada. Vahide Perçin, Güven Kıraç, Timur Acar gibi daha birçok ismi kadrosunda barındıran muhteşem eserde Mevlana'yı canlandıran Tansel Öngel ise coşkusunu ve heyecanını gizleyemiyor. Ne olursan ol gel diyor. İşte hiçbir fark gözetmeden, hatta canlı cansız, tüm canlıları sevdiği gibi canlı cansız her şeyi sevmeyi öğretiyor. Bundan daha güzel bir öğreti sanırım dünyada çok az rastladığımız türden bir öğreti. Gel, ne olursan ol, gene gel. İster kafi ol, ister mecusi ol, ister putperest ol, gene gel. Haber turumuza özel bir geceyle devam ediyoruz. Lösemili Çocuklar Vakfı LÖSE, kuruluşunun 25. yılını ünlü şarkıcı Sıla'nın sahne aldığı özel bir geceyle kutladı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin katıldığı gecede Cemiyet Hattı mikrofonumuzu LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer'e uzatıyoruz. Bu gece tabii bir başlangıç. Bütün sene boyunca da biz bu 25. yılımızı kutlamayı amaçlıyoruz. Çünkü gerçekten büyük bir başarı söz konusu. Bizim kuruluş yıllarımızda 90'lı yıllarda %20 olan tedavi başarısı bugün %94 seviyesine çıkmıştır. Bu LÖSEV'in büyük bir başarısıdır. O nedenle bir yıl boyunca kutlanmasını amaçlıyoruz. Başarılı fotoğrafçı Coşar Kulaksız, insanın arada kalmışlık duygusunu betimlediği fotoğraflarıyla sanatseverlerin karşısına çıktı. İnsanın arada kalmışlık duygusuyla alakalı bir sergi. Aslında bunlar hep bizim yüzleşmekten korktuğumuz, kaçındığımız, kaçtığımız duygular. 3 yıl boyunca farklı coğrafyalarda çekilen fotoğraflardan oluşan Arada sergisini beğeniyle gezenler arasında ünlü fotoğrafçılar Koray Erkaya ve Tamer Yılmaz yer aldı. Dünyanın çeşitli yerlerinden olan burada bir karma iş var. Bayağı bir değişik yerler var. Ben çok beğendim. Roşar da zaten çok iyi bir fotoğrafçı zaten. Doçent yani. Bir arada değil, uğraşılmış bir sergi. Ritmi olan bir sergi. Sanat Fuarı Contemporary İstanbul 18. edisyonu basın toplantısına geçiyoruz. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürel'den bu yılki fuarın detaylarını öğreniyoruz. 28 ve 1 Ekim tarihi arasında, 28 ve 1 Ekim tarihi arasında bütün fuarın herkese açık olduğu dönem. Tersane İstanbul'da yerimizi alıyoruz. Bunun yanında
Kontemporary İstanbul Vakfı'nın gerçekleştirdiği diyaloglar kısmı, konferans kısmı yani 12 ayrı panelle yerini alıyor. Burada iki ayrı panele dikkat çekmek isterim. Kamusal alanda sanat, bu yurt dışından da gelen konuşmacıların olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Vahip Olak'ta katıldığı bir konuşma paneli olacak. Geçtiğimiz yıl 48 bin insanımızı ağırladık. Bu sene mutlaka 50 bini geçeceğiz diye görüyorum. Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, Contemporary İstanbul'un çağdaş sanat alanındaki önemini dile getiriyor. Çağdaş sanatı Türkiye'ye tanıtan, Türkiye'yi de çağdaş sanat dünyasına tanıtan bir fuardır Contemporary İstanbul. İstanbul'u çok önemli bir merkez haline getirmiştir. Türkiye genelinde bağımsız yetenekleri sanatseverlerle buluşturan Mammut Art Project'in ilk fiziksel etkinliği olan Mammut Limited kapsamında açılan sergideyiz. Şu anda 18 sanatçım, ikisi duo, dolayısıyla 20 ismi ağırlıyoruz sergimizde. Yaklaşık 100 eseri alanda görüyorsunuz. İnternet sitemizde daha büyük bir seçki var. Sergide bir kısmına yer verebildik. Fotoğraf, heykel, yapay zeka, baskı gibi farklı alanlardan sanatçılarımız var. Video eserimiz de var. Haber turumuzu üzücü bir haberle sonlandırıyoruz. İş dünyasının tanınmış simalarından ünlü iç mimar Hasan Mingü, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başarılı iç mimar Hasan Mingü, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. 75 yaşında hayata veda eden Mingü'nün cenazesine iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Cemiyet Hattı'nın ilk bölümüyle karşınızdaydık. İş ve sanat dünyasından en yeni, en özel, en dikkat çekici haberlerle her hafta TV100 ekranlarında buluşmak üzere. Kaçırmayın, sağlıkla kalın.